Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asus'un Zenfone 3'ünün kutusunu açacağız ve bir ön inceleme yapacağız. Detaylı inceleme yakında gelecek. Yakında diyorum çünkü çok yakın olması lazım. Telefonu 10 günlüğüne yolladılar. Ben bu tarz incelemeleri çok sevmiyorum çünkü telefona hakim olamıyorum. Günlük telefon olarak kullanıp daha sonra incelemesini çektiğim için tüm telefonlarda bu telefona o kadar uzun süre zaman ayıramayacağım. Ama elimden geldiğince her özelliğini öğrenmeye çalışıp her sorunu da bulmaya çalışacağım açıkçası. Ama dediğim gibi 10 günlük bir sürede geldi ve 2-3 günde geçti. Çünkü işlerim çok yoğun zaman ayıramadım. Kutu açılışını bile ancak yapabiliyorum arkadaşlar. Onu öncelikle belirteyim. Sonra da kutuyu açmaya başlayalım. Şöyle yan tarafında garanti kağıdımız var. Onu bir çıkaralım. Şöyle. Daha sonra şu minik falçatayı da burada buldum. Hemen şöyle kutumuzu açalım. Naylonumuzu. Bendeki model 4 GB RAM. 64 GB'lık. Depolama olan model arkadaşlar 5.5 inç bir ekranı var full HD bir ekran bu Hemen bunu açalım şu anda telefon Vodafone'da satışta arkadaşlar ama Vodafone'da satışta olan model 3 GB RAM ve 32 GB'lık depolama ile gelen model Onun fiyatı da 1800 lira sanırım belli bir süre 4 GB RAM'li olan model gelmeyecek arkadaşlar Belki bir 15 gün bir ayı bulabilir çünkü anladığım kadarıyla Asus'la Vodafone'un bir anlaşması var ve bu anlaşma gereğince böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü başka hiçbir yerde telefonla ilgili bir şey bulamadım. Kullanma kılavuzu, e-mail'in falan olduğu kağıt. Şurada iğnesi var arkadaşlar telefonun. Çok zengin görünmüyor kutu içeriği. Kulaklığı. Bazılarından kılıp falan da çıkıyor. Değişik bir kulaklıkmış. Gerçi eski kulaklıklarına benziyor. Evet sadece rengi beyaz için olduğu için gözüme hoş geldi. Ama güzel bir kulaklık hiç fena değil yani dokunma hissi gayet iyi kaliteli bir hissi var. Burada şarj için kablosu USB Type-C'yi kullanıyor arkadaşlar telefon. Şöyle telefonumuzun bir yandan da kurulumunu yapalım. İlk izlenim olarak arkadaşlar ekranı çok güzelmiş dokunmatiği de çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz Snapdragon 625 var telefonda. Artık Intel'den vazgeçmiş görünüyor. Asus. Şuradan geçelim. En sevmediğim ekranlar da bu ekranlar arkadaşlar çok uzun sürüyor. Hemen geçelim. Şunu da geçelim. Şunları da geçtik mi herhalde artık bitiyor. Şarj cihazı var arkadaşlar. Bakalım şarj cihazına şöyle göstereyim. Evet 5 volt 2 amperlik bir şarj cihazı var. Kutudan da başka hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Kutumuz bu şekilde. 16 megapiksellik ana kamerası var arkadaşlar. Hemen onu denemek istiyorum. Şöyle biraz ilerleyelim. Maşallah ne kadar da çok soru soruyor. Hadi tamam. Açıl artık. Telefon çok ince sayılmaz ama çok şık bir tasarım var. Çok kibar bir telefon olmuş. Uzun bir süredir bekliyoruz arkadaşlar. Şurada parmak izi okuyucusu var. Görüyorsunuz. Hemen de parmak izini algılıyor. Hemen fotoğraf işte kameraya girdi. O kamera biraz iyi. Benim tüm çirkinliklerim çıktı ortaya. Altta yazıcı falan var. Hepsi göründü. Şöyle. Renkler falan çok güzelmiş yani. Açıkçası ben beğendim. Neyse şimdi daha fazla detaya girmeyelim. Şöyle bir menüye bakalım. İncelemede zaten fotoğraf örnekleri gelecek. Kendi Zen UI arayüzü var arkadaşlar. Benim beğendiğim bir arayüz. Asus'un kendi uygulamalarını da çok beğeniyorum. Bunları harici indirip kullanabilirsiniz. Asus'un benim şikayet etmekten onlarınsa yapmaktan bıkmadığı bir şeyi sanırım yine yapmışlar. Bu tuşlarda aydınlatma yok arkadaşlar. Eski modellerinde de yoktu. Bunda da yok. Ama şu an gördüğüm kadarıyla yan çerçeveler ince. Şuradaki siyah çerçeveler ufalmış ama yine de yandaki çerçeveler duruyor. Sonuçta oraları da siyaha uzatsalar o siyahlık uzamış olacaktı. O siyahlığı uzatmadan beyaz bir şeritle geçmeyi düşünmüşler. Fena olmamış. Ekran kalitesi gördüğüm kadarıyla artmış. Hani eski Zenfone serilerine göre parlaklığı arttıralım. Şöyle. Parlaklık düzeyi de artmış arkadaşlar. Eski ZenFonlarda bu kadar parlak ekran yoktu. Bunun ekranı bayağı bir parlak. Şöyle devam edelim biraz. İlk izlenim olarak benim bayağı bir hoşuma gitti arkadaşlar cihaz. Yanlar metal. Böyle bir iPhone vari metal derler ya. Hani o tarz bir metal. 3.5 mm'lik kulaklık girişi var. Gürültü engelleyici mikrofon. Çift tonlu led flaşı. 16 megapiksellik kamerası. Lazer otofokus sensörü arkadaşlar. Altta USB Type-C. Hoparlörü. Yine mikrofonu var. Konuşmalarda kullanacağımız. Diğer tarafta sim kart yuvası. Hemen sim kart yuvasını çıkaralım. Micro SD kart desteği de var arkadaşlar telefonun. Şuradan çıkaralım. Evet. Burada iki kızağı da aynı yerde arkadaşlar. Sim 1, Sim 2 ve SD kart girişi. Sim 1 ve Sim 2'yi aynı anda kullanamıyorsunuz. SD kart takarsanız ama SD kart takmazsanız ikisini de aynı anda kullanabiliyorsunuz. Artık birçok modelde bu standart olmaya başladı. Keşke üçünü de aynı anda kullanabilsek ama artık o şansı vermiyorlar. Önceden biliyorsunuz üstteydi açma kapama tuşu yana geldi. Ses kısmı açma tuşları burada. Hemen şöyle. Telefonun kutusu bile gayet şık olmuş arkadaşlar. Rengi benim bayağı bir hoşuma gitti. Ben beyaz renkten çok siyah renkleri seviyorum. O yüzden bu telefon bayağı bir değişik geldi benim gözüme. Hani tarz açısından Asus'a nazara. Asus'ta pek bu tarzı görememiştik. Biliyorum bana değişik ama güzel geldi. İncelemesini yapacağım. Ama dediğim gibi kısa bir süre için geldiğinden çok da fazla iyi bir inceleme olur mu? Emin de değilim. Ama ben elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Asus'tan ricam da bir dahaki telefonları daha uzun süreli yollasına. Çünkü şu an elimde iPhone 7 Plus var. Sony Xperia'nın videosunu çekeceğim. Bu telefon var. Ultron'un videosunu da çekiyorum. Uzun bir süredir onu da kullanıyorum. Sony XZ'yi de çok uzun bir süredir kullanıyorum. Çünkü çok uzun süre kullanmadığınız zaman hiçbir özelliğini anlayamıyorsunuz. Hani bir sorun olsa bile 2-3 günde fark edilmeyebiliyor. Ben en azından 3 hafta falan kullanmaya çalışıyorum. Hani minimum 3 hafta, 1 ay kadar kullanıp ondan sonra video çekmek istiyorum. Biraz geç oluyor ama daha temiz oluyor bence. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.